Özden Certel'le Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Çok sık duyduğunuz, bana da diz protezi lazımmış, artık dizimde yapılacak bir şey kalmamış dediğiniz durumlarda diz protez ameliyatlarından sonra hastanede ilk gördüğünüz insanlardan biri ben ve meslek grubum olmuş oluyoruz. Çünkü fizik tedaviye, gelişen teknolojiyle beraber diz protez ameliyatlarından sonra oldukça erken başlıyoruz. Erken rehabilitasyonun çok başarılı sonuçlar doğurduğunu, yapılan birçok çalışmanın kanıtladığını sizlere anlatıyoruz. Peki neden diz protez ameliyatı gerekiyor? Yıllardır dizimde merdiven inip çıktım, dizlerimin üstünde yerleri sildim, hep çömelerek iş yaptım gibi problemlerden kaynaklı dizdeki aşınmayla beraber kireçlenmeyle beraber aşınma, hareketlerinizdeki kısıtlamayı uygulamayıp, dizinize yeteri kadar egzersiz uygulamayıp, çok ağrı hissetmedikçe hastaneye gidip diz filmleri çektirmediğiniz için gerçekten son derece açılaşması olan, artık son evrede geldiğiniz dönemler oluyor. Öyle olduğunda da dizinize diyorlar ki artık yaşınız da uygun, biz size diz protez ameliyatı düşünüyoruz. Peki hangi yaş aralığında genelde istiyorlar? Genellikle 65 yaş üstündeki hastalara diz protez ameliyatı yapmayı uygun görüyor hekimlerimiz. Ama öncesinde yapılan yok mu? Tabii istisna durumlar söz konusu. Çok geç evrede de yapmaktan pek hoşlanmıyorlar. Ama yine de istisna durumlar söz konusu. Ama en önemli şey, burada göreceğiniz ameliyat kadar önemli olan şey, kullanılan teknik ekibin dışında, elemanların dışında olan şey rehabilitasyon. Rehabilitasyona ne kadar uyum sağlarsanız o ameliyata o kadar değer verirsiniz. Yani diz protez ameliyatınız harika geçmiş olabilir. Hekim anlamında her şey fevkalade olmuş olabilir. Ama siz rehabilitasyon sürecini doğru idare edemiyor. Bizlerin verdiği egzersizlere ay ağrım var, ay ödemim var, ay yapmakta zorluk çekiyorum. Tamam bugün yapmayayım da yarın yaparım kızım diyorsanız o zaman gerçekten olduğunuz ameliyatın bir kıymeti kalmıyor. Açılar istediğimiz şekle gelmiyor. İstediğimiz açılarda olmayan diz eklemi de hem ameliyatı başarısız hale getiriyor hem de sizin var olan ağrılarınız tam anlamıyla gitmiyor. Yeniden ağrı çekiyor oluyorsunuz. O zaman işte bizlere gerçekten iyi görev düşüyor, sıkı görev düşüyor. Sizlerle baş etmek gerçekten zor oluyor. O yüzden egzersizi sevmeyi, her zaman hareket etmenizi istiyoruz. Yapabileceğiniz yaşınıza, kilonuza, var olan kronik rahatsızlıklarınıza, belki özür durumunuza uygun egzersiz programları, egzersiz reçeteleri hazırlıyoruz. Lütfen bizlere güvenin. Eğer böyle klasik al şu egzersizi yap tarzında bir şey veriliyorsa, her zaman üstüne basa basa söylüyorum, o egzersizleri yapmayın. Şahsınıza özel, size anlatılan egzersizleri lütfen yapın. Sizin dizinize dokunup ameliyat sonrası ameliyatta yaşananları bilerek verdiğimiz egzersizler, sizden beklediğimiz açılara göre verdiğimiz egzersizler her zaman tedavinizi çok olumlu yönde etkileyecek ve tedavi sürecini, programı kısaltacaktır. Diz kireçlenmesi ya da tedavisinde uzun zamandır desteklenen tüm programlar fayda etmediyse artık protez aşamasına geldiniz demektir. Diz protez ameliyatları gelişen teknolojiyle birlikte gerçekten hem protez tasarımları, hem robotik diz protezleri, hem tercih edilen protezlerin ağırlıkları, açıları o kadar iyi dizayn edilmekte ki teknoloji ilerledikçe cerrahi ve ameliyatların başarı oranı artmakta. Dolayısıyla sizin korkmanızı gerektirecek, ya ben bunu olacağım, dikişi de fazla, şusu da busu da fazla dediğiniz durumları engelleyecek şekilde olacaktır. Evet, dikişi biraz fazla olabilir ama siz doğru egzersiz yapar, gerçekten bizlerin söylediklerine uyum sağlarsanız, herhangi bir Allah'tan bir komplikasyon gelişmez ise gerçekten çok başarılı sonuçlar aldığımız tedavi yöntemleri, yani korkmanıza gerek yok. Siz diz protezi eğer hekiminiz uygun görüyorsa güvenerek yapabilirsiniz. Gerçekten teknoloji buna imkan sağlıyor, olanak sağlıyor. Hem diz protezinde bu gelişen teknolojiyle birlikte hastanede yatış süreleriniz
kalış süreleriniz, hastanedeki rehabilitasyona verdiğiniz cevaplar o kadar kısa oluyor ki, ben eskiden çok uzun vadede hastaları merdiven inip çıkarma programlarını alırken ya da yürütürken, şimdi ameliyattan çıktınız, ertesi sabah ben günaydın diyorum, nasılsınız, hadi başlıyoruz diyorum ve egzersiz programlarına, hem açı anlamında hem izometrik egzersiz grupları anlamında hem normal ekleme hareketleri anlamında hemen başlıyoruz. Günlük hareketlerde kademeli olarak dönmemiz gerekiyor. Birden her şeyi dört dörtlük yapamayacağımızın bilincindeyiz. Ekstra bir gerginlik, ekstra bir yara, ekstra bir ödem oluşturmamamız gerekmekte. O yüzden 6-12 haftalık bir sürece yaydığımız, hastanın yaşına, kronik problemlerine binaen yaydığımız bir tedavi programımız mevcut. Bu tedavi programımızda zaman zaman ortezlerden yararlanıyoruz. Dizlikler olabilir, baston olabilir, walker olabilir ilk ayağa kaldırdığımızda. Sizdeki dizinizdeki güç, hareketlilik, iyileşme periyodu arttıkça, esneklik arttıkça biz de kullandığımız yabancı malzemeleri azaltıp sizi bağımsız bir şekilde aktif hareketlerinizle baş başa bırakıyoruz. Diz protez ameliyatı sonrası yatağınızda uyandığınızda ilk andan itibaren rehabilitasyon sürecini başlatmamız bizde şunları gösteriyor. Gerçekten bundan sonraki yaşantısında çok daha çabuk adapte olacak, protezi daha çabuk kabullenecek. Yapılan çalışmalar da gerçekten ilk 24 saatte başlanan rehabilitasyonların son derece olumlu sonuçlar verdiğini göstermekte. Uygulanan egzersizler kas esnekliğini, gücünü artıracak. Diz protezi sonrası yeni dizin sağlıklı eklemlerin korunmasına yardımcı olacak. Eklemin hareket açıklığında artış sağlayacak, dolaşım düzenlenecek, binen yük, stres azalacak, hastanın kaygısı ve güven problemi yerine gelecek, nefes egzersizleri verilecek, izometrik egzersizler verilecek, pompalama, ödem giderici egzersizler dediğimiz egzersizler verilecek, germe egzersizleri, dizi büküp itmeler, kuvvetlendirme ve dört yönlü düz bacak egzersiz grupları dediğimiz egzersiz programları uygulanacak. Arkasından hasta ayağa kalktığında dengesini sağlayacak denge egzersizleri, otururken ayaktaki duyu artışını sağlayacak ayak altı top yuvarlama egzersizleri sık sık tekrarlanacak. Ne kadar sıklıkla? Ameliyatta ki ilk 2 hafta her saat 5'er ya da 10'ar tekrarlı bu egzersizleri periyotlar halinde böleceğiz. Hastanın yaşına, kilosuna, bulunduğu duruma, diğer dizinden ameliyat olup olmayacağına ya da olduysa ikinci dizi ise hangi dizine yönelik vereceğimizi programlayacağız, kendisine öğreteceğiz, ne zaman hangi bacağına yük vereceğini anlatacağız. En zor aktivitelerden bir tanesi merdiven inip çıkmaktır. Merdiven inip çıkma aktivitesini yapan bir hastanın taburculuk süresi gelmiş demektir. Peki merdiven çıkarken örneğin kısacık hemen bahsedeyim. Hangi dizle merdiveni çıkacağım? Hangi bacakla ineceğim? Biz hep şunu söyleriz. Yükü vermemiz gereken, eğer merdivenden yukarı çıkıyorsak dize yüklenmemiz gereken sağlam bacaktır. Yani sağlam bacakla çıkacağız, hasta bacakla merdiveni ineceğiz. Niçin hasta bacakla ineceğiz? O dizi direkt koruma altına alıp açısını ayarlayıp vücudumuzun yükünü merdivenden inerken tam verebilmek için hasta bacakla inmeye çalışacağız. Sağlam bacakla çıkacağız, hasta bacakla ineceğiz. Bunların her birini sizlere öğretip ve bu güveninizi kazandıktan sonra da taburculuk süreciniz başlayacak. Daha sonra ben bu egzersizleri bırakacak mıyım? Hayır, bırakmayacağım. Size verdiğimiz tüm egzersizleri diğer 2 haftada, yani 1. ay tamamlanana kadar gerçekten ilaç alırmış, ağrı kesicinizi, kas gevşeticinizi, ödem gidericinizi alırmış gibi yapmanız gerekecek. Çünkü en büyük destekçiniz, unutmayın, egzersizleriniz. Ve bunları yaşam boyu yapmanızı isteyeceğiz. Evet, açılarınız bizim için önemli. Biz 90 dereceye dizini bükebilen, yani 90 derece geriye kıvırabilen bir hastada zaten oldukça başarılı.
merdiven aktivitesini rahat yapabilir. Artık bu insan merdivenlere çıkıp inebilir deriz. Ama normalde olması gereken 135 dereceye kadar bükmek. Günlük yaşantıda kullandığımızda 120 derece açıda dizi kullanmaktır. Önemli olan yani 90 derecenin üzerine çıkmak ve normale yaklaştırabilmek. Ama ay benim ağrım var, ay dikişimde sıkıntım var, işte benim ağrı eşiğim çok düşük, yapamıyorum gibi problemlerle biz gelir ve rehabilitasyonu uzatırsanız hakikaten süreç uzayacak, olduğunuz ameliyatın, cerrahinin başarı oranını gerçekten azaltacaksınız. Bu nedenle benim sizlerden en fazla istediğim şey, lütfen cerrahiden sonra İvedilikle bir an önce ekibimizi kurup rehabilitasyona başlayalım. Bizlerin verdiği programlara uyun ve biraz önce saydığım bir reçete halinde verdiğim bu egzersiz gruplarından hangi egzersizler size öğretildiyse lütfen tüm gücünüzle, gerçekten tüm samimiyetinizle ve istekle yapın ve ağrılarınızdan, acılarınızdan bir an önce kurtulun. Bu yaptığınız egzersizler yara iyileştirmenizi de hızlandıracaktır. Yani yara iyileşme periyodu da yapılan egzersizlerle gerçekten başarılı bir şekilde onarılacaktır. Bu da sizin için bir avantaj olacaktır. Genel sağlık durumunuz, tercih edilen ameliyat tekniği, kullanılan protez, ameliyat sonrası yaşam tarzı, fizik tedavi ve egzersiz takibiniz bizler için çok önemli ama sizin hayat kaliteniz için çok daha önemli. Bu bağlamda hepinize sağlıklı, mutlu yarınlar diliyorum. Saygılarımla.